Evet arkadaşlar, dün söylemiştim yarın Gmail'e gönderdiğim metni yayınlayacağım diye. Denetimli serbestlik sistemi tamamen sağlıksız bir şekilde işliyor. Eski hükümlüleri bir araya toplamanın hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi aksine zararı var. Tamamen suçtan arınmış kişiler, suçtan ve suçludan uzak durmayı başarmış kişiler tekrar e, seminer veya kamu yararına çalıştırma gibi uygulamalarla belki de hala suçun içinde bulunan kişilerle bir araya getiriliyor. Bu konuyla ilgili CİMER'e yazmış olduğum metin burada, bu videoda görebilirsiniz. Aynı zamanda bunu açıklamada da paylaşıyorum. İsteyenler bu metni değiştirerek, birebir yazmanızın bir manası yok. Değiştirerek, kendinden de bir şeyler ekleyerek CİMER'e yazabilirler. Bunun faydası ne olacak arkadaşlar? Zaten videoyu izlediğinizde, metni gördüğünüzde kendiniz karar verirsiniz. Denetimli sistem, denetimli serbestlik sisteminde şu andaki uygulama tamamen yanlış. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanları yani hükümlüleri, eski hükümlüler de diyebiliriz bunu bir araya toplamanın hiçbir mantığı yok. Hiçbir mantığı yok. Aynı şekilde topluma zaten adapte olmuş 1 2 3 senedir dışarıda olan kişileri denetim serbestlik yükümlülüğü yüklemenin de bir mantığı yok. Bunu da oraya yazdım. Yine eee birçok kez içeriye girmiş çıkmış kişilere hiçbir şey verilmezken veya işte adamın suç ortağına hiçbir yükümlülük verilmezken başka bir ilde diğer suç ortağı bütün yükümlülüklere tabi tutuluyor. Bunun yanlışlığını da oraya yazdım. Siz de dediğim gibi metni inceleyip kendinize uyarlayarak CİMER'e bu konu hakkında yazabilirsiniz eski hükümlere iş bulma imkanı tanınmasının kamu yararına çalıştırmaktan çok daha önemli olduğunu, sabıkalı kişilerin sigortalı iş bulma zorluğu hakkında bilgiler verdim. İsteyenler yazabilir. Yazarsanız faydası olur. Yazmazsanız siz bilirsiniz. Bu ülkede biliyorsunuz bir şeyler istemediğiniz sürece elde etmeniz imkansıza yakın. Görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın.